Fermante olmuş büyükbaş hayvan dışkısını tüketip vücudundaki solom sıvısıyla gübreyi organik hale dönüştüren kırmızı Kaliforniya solucanları, yıllar boyu kimyasallarla kirlenen toprağı temizlemek, organik madde oranı ve verim artışıyla birlikte kalite ve lezzeti de geri kazanmak için Türk tarımının geleceği olarak görülüyor. Organik tarım sertifikası ve bakanlık onayına sahip ilk birkaç tesisten biri olan Ekocan Tarım ve Hayvancılığın Genel Koordinatörü Emre Yıldırım, yatırım hikayesiyle söze başlıyor. 2009 yılında benim bir arkadaşımın üniversite seracılık bölümünde üniversite okurken bir seminerde bir anekdot geçiyor. Üniversite hocası solucan gübresiyle ilgili bir olayı anlatıyor öğrencilere. Avrupa ülkelerinde 60-70 yıldır yapıldığını bahsediyor. En son bunu öğrencilere dönüp bu da kesinlikle bizim Türkiye'de olması gereken bir ürün. Türk topraklarını kesinlikle tek kurtuluş gübresi diye sınıfa anlatıyor. Bunu ileriye dönük ticari anlamda da düşünebilirsiniz diye bahsediyor. Emre Yıldırım ve arkadaşı araştırmalara başlıyor. Kulaktan dolma bilgilerle hareket etmek yerine Avrupa ülkelerindeki uygulamaları yerinde görmeyi tercih ediyor. Türkiye'de o kadar yaygın değildi. Sadece bir iki tane firma vardı. Onlarla iletişim haline geçtik. Oradan da tam anlamıyla olayı çözemedik. Hani tam bilgi alamadık. Buna sebep direkt yerine Avrupa ülkelerine gidip bu işin nasıl yapıldığını, gelecekteki toprakla ilgili toprağa ne gibi bir faydaları olduğunu yerinde uygulamalı bir şekilde öğrenip 2011 yılında tam anlamıyla bu işi seri bir üretime dökmeye karar verdik. Mevcut kendi halı işimizi, dükkanları kapatıp bütün sermayemizle birlikte Bismillah deyip solucan gübresi işine başladık. Allah'ın izniyle şu an 2016 yılındayız. Türkiye'de birkaç firma, bakanlık onaylı birkaç firma arasında girdik. Rakamsal veriler 2011 yılından bu yana kat edilen mesafeyi ortaya koyuyor. Biz bu işe emekleyerek geldik, öyle söyleyeyim. 10 metrekarelik bir kömürlükten şu an bakanlık onaylı 45 tesisle birlikte aylık 200 tona yakın bir üretim haline gelen bir firmayız. Üretim tesisimiz Kocaeli'nde, merkez ofisimiz İzmit merkezde, üretim yerimiz Kandıra'da. Şu an 5000 metrekare açık alan üzerinde toplamda 1800 metrekarelik mevcut kendi kapalı alanımız var. İlk andan itibaren hedefini büyük tutan Emre Yıldırım, kendi tesisinde 40 milyon solucanla üretime devam ederken, solucan gübresine yatırım yapmak isteyen girişimciler için anahtar teslim kurulum hizmeti yanı sıra sözleşmeli alım garantisi vererek fark yaratıyor. Solucan satışı, tesis, kurulumu hizmetimiz devam etmektedir. Bizim burada solucan verdiğimiz zaman hani kişilere alın başınızın çaresine bakın olayı değil. Müşteri bize sadece kapalı bir alan gösteriyor. Onun içerisinde biz solucanları, üretim havuzları, sulama sistemi, nem ölçer cihazı, 3 aylık maması, ücretsiz danışmanlığını ve noter huzurunda sözleşmeli geri alım garantisi veriyoruz. Bu şekilde mevcut gübre üretim tonajımızı da arttırmış oluyoruz. Bu işe başlayanlar da bir nevi rahatlığını hissediyorlar. Çünkü biz alım garantisi veriyoruz. Hani ilk başlarken tonaj az olduğu zaman satışı biraz zor. Bunu biz de yaşadık. Ama yüksek tonajlarda ve kaliteli bir standart oluştuğu takdirde kesinlikle rahat bir şekilde pazarlanabilecek bir ürün. Türkiye genelinde ortalama 45 tane tesisimiz mevcut. Bunların 12 tanesi şu an gübre üretimine başladılar. Kademeli olarak 1 yıl içerisinde diğer 33 tesisimiz de gübre üretimine başlayacak. İlk 3 yıllık bir periyot çiziyoruz. İlk 3 yıl içerisinde bu işe başlayanları tam anlamıyla markalaştırıyoruz. Solucan gübresi yatırımının zorlukları yok değil. Bu iş önce sabır istiyor. En zor kısmı bekleme süresi. Bu işin biraz bir yıllık bir bekleme süresi var. Sabır dediğimiz olay bu zaten en zor kısım. Bu bir yıllık süreci eğer rahat bir şekilde atlatabilirlerse bu işe başlayanlar, ondan sonrası zaten çorap söküğü gibi gelir.
Peki en az kaç solucanla başlamak gerekir ve kırmızı Kaliforniya solucanları nasıl bir üreme hızına sahiptir? Burada bizim önerimiz minimum 100 bin adet. Tabii imkanlar doğrultusunda 400-500 bin adetle başlanılırsa bir yıl sonra sistem çok daha farklı bir hale gelir. Hesaplamaları yaparken ticari bir şey düşünülüyor. Olabildiğince minimumdan tutuyoruz. Hani 4 ayda bir iki katı diye hesaplamalar yapılıyoruz. Bu da yılda ortalama 8 kat gibi bir rakamı tekabül ediyor. Bu durumda elde edilecek gübre miktarını da merak ediyoruz. 500 bin adet solucanla başlayan bir kişi bir yılın sonunda 30 ton stoğu olur. 30 ton stoğu olur. Esas üretim zaten birinci yıldan sonra başlıyor. 500 binle başlayan bir kişinin bir yıl sonra 30 ton, ikinci yılın sonuna doğru da toplamda 250 ton civarında bir gübre üretimi olur. Emre Yıldırım, yıllık 20 milyon ton kimyasal gübrenin tüketildiği ülkemizde gübre ihtiyacının henüz %1'lik kısmının solucan gübresinden karşılandığını belirtiyor. Sektörün geleceğini parlak görüyor. Tabii oyunu kuralına göre oynamak şartıyla. Piyasadaki bütün gübreleri bir keseye, solucan gübresini bir keseye koyarım. Tamamen farklı bir ürün, özel bir ürün. Tabii buradaki olay şu, hani bu işi doğru tekniklerle bilerek yaparsanız farklı bir ürün olur. Solucan gübresi üretiminde dikkat edilmesi gereken unsurları tesise gidip yerinde konuşuyoruz. Burada önemli olan büyükbaş hayvan gübresini solucanların yiyebileceği bir kıvama getirmek çok önemli. En hızlı ve en kaliteli bir şekilde büyükbaş hayvan gübresi fermente edilip solucanların sindirim sisteminden geçirilirse çok kaliteli bir solucan gübresi elde edilir. Burada biz kırmızı Kaliforniya solucanları kullanıyoruz. Zaten bu işi ticari boyutla yapmak istiyorsanız kesinlikle Kaliforniya solucanı olmak zorunda. Türleri var mı? Kendi arasında üçe bölünür. Aydanya, Fetida, Lumbricus, Rubellus, Andrea cinsi diye üçe bölünür. Bizim Türk iklimlerine en yatkın olan Aydanya, Fetida cinsi bizim kullandığımız cins. Burada ham madde olayı ayarlandıktan sonra yemleme yapılır. Yemleme ortalama haftalık yapılır. Yani bu işe başlayacak bir kişi günlük sadece bir 5 dakikasını ayırıp sistemin nemli olup olmadığını kontrol etmesi ne gerekiyor. Ne kadar olması gerekiyor? Nem oranı %80 ile 90 arasında olması gerekiyor. Yıldırım, solucan gübresinin toprağa faydasını bir benzerlikle izah ediyor. Solucanın gübresinin en büyük özelliği toprağın yapısını yenilemesi. Toprağın yapısı ne kadar kaliteli bir hale gelirse bitki o kadar dirençli olur. Hani şöyle örnek verelim, yeni doğan bir bebek anne sütünü ne kadar uzun süreli emerse o kadar dışarıdan gelecek hastalıklara karşı dirençli olur. Solucan gübresi de aynı bu şekilde toprağın yapısını yenileyip organikliğini arttırması, gerekli bütün elementleri arttırması. Buna sebep topraktan oluşan bitki dirençli bir hale geliyor, kök oluşumu güçleniyor. Bu şekilde çiftçi hatta belki ilaç kullanımına bile gereksinim kalmayacak. Çünkü toprağın yapısı çok iyi, bitki çok iyi besleniyor. Ürünü de olabildiğince kaliteli bir şekilde verecek çiftçiye. Organik gübre statüsünde olması, pazarı sadece organik üretim yapanlarla sınırlandırmıyor. Tarımla ilgili herkes kullanılabilir. Şu an mecburiyetten hani yeteri kadar bir üretim olmadığı için ilk öncelik organik tarımcıların ama ileriki süreçte bu köylüye kadar, çiftçiye kadar inecek, inmek zorunda da. Firmanın kısa vadeli hedeflerinde ihracat yer alıyor. Pazar ağımız ciddi bir anlamda genişledi. Aylık 1000 ton gibi ciddi rakamlar yakaladığımız takdirde yurt dışı piyasalarında açılacağız. İlk vereceğimiz yer bizim Azerbaycan olacak. Daha sonrasında Arap ülkeleri şeklinde devam edecek. Genel Koordinatör Emre Yıldırım, entegre bir yapıya kavuşup tarım, hayvancılık ve enerji gibi 3 kritik sektörde güçlenerek yollarına devam etmek istediklerini dile getirerek sözlerini noktalıyor. İlk öncelik hedefimiz aylık minimum 1000 ton solucan gübresi üretebilmek, yurt dışı pazarına da açılabilmek. Daha sonrasındaki süreçte büyükbaş hayvancılığı da sisteme dahil edip entegrasyonu sağlayıp
büyükbaş hayvancılık, biyogaz tesisi enerji üretimi, çıkan ürünü de solucanlara yedirip direkt piyasaya sunmak. Bu şekilde bir plan projelerimiz var. Nasip olursa önümüzdeki 7 yıllık süreç içerisinde bunları gerçekleştireceğiz.